Merhaba, ben Nazlı. Merhaba, ben Taro. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. O zaman başlıyorum. Şevval Sam ile oyunculuk hakkında konuşuyor musunuz? Çok seviyorum sizi, çok teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Konuşuyor musunuz? Sana galiba bu soru. Şevval Hanım'la? Hayır, konuşmuyorum. Konuşmuyor musunuz? Yok. Siz? Zaman zaman. Çok teşekkür ederim. Aranızda takma isim var mı? Varsa nedir? Sizi çok seviyorum. Nazlışko. Var. O var. Evet, Nazlışko diyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Partnercim diyoruz. Evet, canım partnerim. Diyoruz. Senin zaten adın takma isim. Taro diyorum herkesin. Nazlı ve Taro'ya sorun. Sadakatsiz karakterlerinden 3 kişiyle yemeğe çıkacak olsanız kimlerle çıkardınız? Kim? Seninki? Selçuk, Gönül, Cavidan. Benim artık restoranım var, o yüzden ben yemeğe bekliyorum hepinizi. Güzel. Nil ve Selçuk karakterinde en sevdiğiniz özelliği nedir? Nil ve Selçuk karakterinin en sevdiğiniz özelliği nedir? Ben Selçuk şeyi çok oynarken keyif aldım. Özelliği adamın sınırlarının olmaması yani. Tamamen ben odaklı yaşayan ve böyle kendi... Çok sıkıcı bir cevap veriyorum şu an. Yani sınırlarının olmaması özgür kılıyor beni Selçuk oynarken. Ondan keyif alıyorum. Bir de konuşması hoşuma gidiyor. Bahaneyle kendi diksiyonum düzeldi. Türkçe konuşurken. Bence de Selçuk'un yürüyüşü çok iyi. Benim Nil'in en sevdiğim özelliği uyumlu olması ve ne olursa olsun devam etmesi herhalde. O yüzden ne yapacağını da kestiremiyorum. Basasım geldi. Partnercilik mi peki? Bir poz verin, SS alalım lütfen. Harika. Çok ciddi merak ediyorum. Aşka inanıyor musunuz? Evet. Evet. Sonuna kadar. Net. Taro Emir'cim, Asya'nın saçını düzeltme hareketini bir kerecik yapar mısın lütfen? Şu an yapamam. Ya yap. Ama evet, anladım. Şimdi, yapamazsın. Lütfen arkadaşlar. O oyun anında çıkan bir şey yani. İşte parmaklarım ısınmadı daha. Gözleri yapamazsın onu yapsan. Olmaz. Nazlı ablaya, Emir ile sahnelerinizde gülmeden nasıl duruyorsun? Bazen duramıyorum. Böyle sinirlendiği anda bir kahkaha patlatman yok mu? Sinirlendi değil, Selçuk'un sevecer olduğu anlar komiğime daha çok gidiyor. Sadakatsiz dizisinde en sevdiğiniz karakter kim? Benim Gönül Güçlü galiba ya, ama sizi de çok seviyorum. Backhanded compliment. Elin tersiyle iltifat etmiş. Şöyle. Biz de sizi. Evet. De çok seviyoruz ama benim de Gönül Güçlü. Benim de Gönül ya. Gözde. Bal Gözde, evet. Biri seninle fotoğraf çekildikten sonra nasıl çıktığını merak edip etiketlendiğin gönderilere bakıyor musun? Ben mi? Yok. Herhalde ikimiz de. Bakmıyorum. Vallahi ben de bakmıyorum. Nasıl çıktığımı da merak etmiyorum çünkü böyle çıkıyorum. Hayatının arka plan şarkısı nedir? Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Ben gemi yapmaya çalışıyorum şöyle. Bacasını da koyayım. Sen de mi? Sen de. Şarkını söyle. Benim bilmiyorum. Baskıcım, şarkını söyle. Devam. Benim hayatımın arka plan şarkısı böyle çok büyük hevesle şarkıya başlayıp sonra ortasında bir sonrakine geçip herkese dinleteceğim diyor. Bir sonrakine tekrar geçmek olduğu için bilmiyorum. Böyle yani benim hayatım. Anladım. Evet. İnsanların sana baktıklarında otomatik olarak hakkınızda ne varsaydıklarını düşünüyorsunuz. Ama gerçekçi ol. Ben bu insanı tanıyor muyum? Eyvah, nereden tanıyorum diye düşünüyorum. Yüzümde bir şey mi var falan. İdrak edemedim çok. Ben utanıyorum inanılmaz bir şekilde böyle ya. Evet, şey ben de falan. İdrak edince böyle falan yapıyorum. Sen de sıra. Dizi karakterlerinizle arkadaş olur muydunuz? Yani ben de yani olurdum ama çok yakın arkadaş olmazdım. Ben Nil'le olurdum ya. Nil olurdu. Nil tatlı. Selçuk şey olurdum ya. Okey yani. Yeter falan diyebilirdim. Ağır gelirdi. Emir, sorum sana. Emir. Senin için. Emir de biliyor muyum? Selçuk gibi bir karakteri canlandırmak zor olmuyor mu? O kadar güzel oynuyorsun ki sanki gerçekten öyle biriymişsin gibi hissettiriyorsun. Sıfır öyle biri. Evet. Çok teşekkür ederim. Bilmem zor oluyor mu? Senin için zor oluyor mu? Benim Selçuk gibi bir karakter oynamam benim. Sen zorlanıyor musun? Ben zorlanıyorum bazen. Yürüyüşünü gördüğümde bazen zorlanıyorum. Kapıdan geçemeyip yan yan geç. Ekspresso dediğinde zorlanıyorum. Ya bilmiyorum
bir yol içerisinde keşfettiğim için Selçuk. Biraz zamana yayıldı onu tam olarak bulma halim. Dolayısıyla böyle çok büyük bir yükten ziyade devamlı kafamda dönen bir hal aldı Selçuk'a dair sorular. Ve bu dediğim gibi zamana yayılınca zor olmadı. Tam tersine yavaş yavaş böyle daha küçük nüanslar bulabilmeye başladım. Ben çok keyif alıyorum Selçuk'u oynamaktan. Peki sizin için sadakatin önemi ne? Bu beklediğim bir soruydu. Bize sen diyebilirsin öncelikle. Benim için, pardon, çok önemli. Evet, önemli. Sadakat deyince zaten bir tek aşk ilişkisini anlamıyorum. Bir arkadaşlık, tutarlılık gibi geliyor bana daha çok. Tutarlılık, güven. İnsanın kendi doğrusuna sadık olması daha önemli bence. Sosyal medyada çok aktif olmamanızın sebebi ne? Set yoğunluğu mu yoksa dijital dünyayı çok sevmiyor musunuz? Gerçi ben bile bir sürü meslektaşıma göre az kullanıyor olabilirim. Ben bir tık daha sketchbook gibi kullanıyorum galiba. Yani evet, ben sosyal medyayı bir türlü anlayabilmiş değilim, çözmeye çalışıyorum. Sanırsam yetenekli de değilim o konuda. Yo, ben beğeniyorum. Teşekkür ederim. Canım partneri. Bir estetik var yani senin için. Ama yapamıyorum ya, devamlı o odaklı yaşıyorum. O zaman yaşamıyorsun zaten. Evet. Bütün hayatın telefona bakmakla geçiyor. Ve... Ben mesela kendim video çekemiyorum, imkansız benim için. Gerçekten mi? Öyle koyup bir şey konuşamam yani, çok zor. Dilinize takılan şarkıyı mırıldanır mısınız? Ya benim 7 yıldır tek söylediğim şarkı var, devamlı söylediğim. 7 yıldır mı? Evet. Cinderella müzikalinden bana kalan bir bağımlılık. falan değil mi? Söyle. I met a darling girl with pretty little feet. Evet, sen sürekli bunu devam. Söylüyorsun, evet. You can run but I have your shoe. Evet, sürekli bunu söylüyorsun. Cinderella'dan mı? Evet. Cinderella'nın Pentos'unu yapmıştık. O prensin hikayesi. Ve prens böyle ayak fetişisti falan bir prens. Ve... Zaten. Yıllarca o role hazırlandım falan. Hala hazırlanıyorum 7 yıldır. 7 yıldır. Sahneden çıkınca karakterinizin etkisi altında kalıp sette o şekilde davranmaya devam ediyor musunuz? Yaptığını iddia eden bir oyuncu olsa hemen Lepe'yi arayın önceliği. Benim sahne öncesinde mesela, majör sahnelerden önce çok... Biz Nazlı'yla çalışırken... Yapıyoruz. Tabii ki. Mesela yapıyoruz. Gerçekten böyle majör bir sahne oynayacaksak, notasına tam basmamız gereken bir şey oynayacaksak... Ya oynamayacaksak da aslında öyle hazırlanırız da sağlam sahnelerde uzun bir konsantrasyon zamanımız oluyor. Üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sonra karakterde kalıp zaman geçiriyoruz birbirimizle, göz göze bakıyoruz. Fakat sahne bittikten sonra ufak bir zaman boyunca ondan bir ayıklanmak gerekiyor. Evet. Şöyle ondan bir sonra atarsın. Da çok... Ama mesela o çok muhteşem geliyor bana ya. İnanılmaz terapik mi denir? Terapi etkisi olan bir şey. Yani bu kadar yoğun bir enerjiyi başka bir medium'dan kustuktan sonra günün devamı böyle pamuk gibi evet, geçiyor. O oyun güdüsü kalıyor zaten. O karakterin psikolojik hali pek kalmıyor. Ben bir tek çok böyle o şiddete maruz kaldığım ilk bölümlerde arka arkaya böyle majörde sahneler oynadığımız için bazen böyle bir hüzün kalıyordu. Hep onu düşündüğüm için, hep böyle sahnelere, hep bir mağduriyeti düşündüğüm için bir hüzün kalıyordu ama oyun enerjisi zaten... Sen nasıl ya, setten çıkıp oyuna gittin, oyundan çıktıktan sonra hala böyle şeydin ya, gece 12 falan yaptık. Prova yaptık sana. Ama oyun... İnsana enerji veriyor. Bende kalmaya başladı. Selçuk'un bazı sesleri artiküle ediş biçimi böyle günlük yaşamda naber birader falan gibi böyle bir şeyler çıkıyor arada. Onlar kaldı sadece. Saçlarına bayılıyorum öncelikle. Ben izlerken çok düşündüm Selçuk gibi biriyle olur muyum diye. Olurdum be. Çok tatlı. Biraz Selçuk'tan konuşalım. Selçuk falan. Sen gerçekte ne yapardın peki? Ben saçtan bağlayamadım ilk Saçlarımı Selçuk'la olmak. Saçlarımdan ben de çok memnunum öncelikle bu alakası. Ben pembeyi inanılmaz tatlı buldum ama pembe çok güzel oldu. Selçuk gibi kadar olmasa da tabii ki bence her genç kadının karşısına... Maalesef. Abusive ne desem tam karşılar. Taciz yani, olunca abuse'un karşılığı tam değil. Hani maço diyeyim. Maço birileri çıkabilir. Onu değiştirme hayalinden çok kendi nasıl hissettiğimize bakıp bence kendilerine hoşça kal deyip bir daha böyle şeyler yapmamaları gerektiğini söylemek daha uygun. Peki saçınla ilgili ne diyeceksin? Saç çok iyi. Saçlarım. Selçuk yani hiçbir şekilde yani bir ilişki, sevgi ve saygı baz alınarak kurulmalıdır diye düşünüyorum ben de. Şiddetin olduğu bir yerde maalesef
kötü sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla şiddet eğilimi olan insanlardan uzak durun. Uzak duramayacağınız bir yerdeyse de şefkat ve anlayışla üzerine kafa yorarak onlarda bir farkındalık yaratın bence. Evet. Ama Selçuk'un özellikle dizinin başındaki hali yani değişmiş olsa bir şey ifade etmez aslında. Yani evet, dizinin... niçin etmiyor ki bir şekilde uzak durmaya yani bu çalışıyor. Bu bir hikaye zaten. Yani evet. Onu da temize çekelim. Hikayenin bazı fonksiyonlarını yerine getirmek amacıyla bu şekilde bu karakterler tasarlanmış ve yazılmış. Fakat günlük hayatınızda sakın özellikle kızlar, genç kızlar. Bunun çekici bir tarafı yok. Evet, çekici bir tarafı yok. Ama benim kaşlar maşlar patladı yani. O zaman bir kapanış yapalım bari ya. Hadi son yapalım ki. Be. Size biz bir dans hazırladık. I met a darling girl with pretty little feet. Biz sizlerden gelen soruları yanıtladık. Çok teşekkür ederiz. Umarım tatmin edici olmuştur cevaplarımız. O ne diyor ekibine ve buradan bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.